Arkadaşlar merhaba. Bugün TET konusundan 5. föyü işleyeceğiz. Dünyanın şekli ve hareketleri konusu. Dünyanın güneş sistemindeki yerinden başlayacağız ilk başta. Evren demiş olduğumuz sonsuz uzay ve uzay içindeki bütün galaksileri kapsayan bir bölüm. Uzay evrendeki tüm gök varlıkları dışında kalan sonsuz boşluk. Galaksi ise birçok yıldızın bir araya gelerek oluşturmuş olduğu yıldızlar topluluğu diyebiliriz. 2 trilyon galaksi bulunduğu tahmin ediliyor şu anda. Yıldız çevresine ışığı ve ışık yayan gök cisimleri. Bizim de yıldızımız Güneş. Gezegen Güneş çevresinde dolanan, Güneş'ten aldığı ışığı yansıtan gök cisimlerine verilen isim. Uydu kütlesi kendinden daha büyük olan ve özellikle gezegenlerin çevresinde dönen gök cisimlerine uydu. Yani Ay'ı buna örnek verebiliriz. Asteroid ufak gezegen olarak adlandırılan gök cismi. Meteor gezegenler arasında hareket eden ve tümüyle gaz durumuna geçmeden yeryüzüne ulaşabilen gök cisimleri. Kuyruklu yıldızlar kaya, toz ve buzdan oluşmuş kütleler. Kuyruklu yıldızlar güneşe yaklaştıklarında güneş ışınları buzu buhar haline getirir ve etrafa gaz ve toz bulutu yayar. Ve buna kuyruk şeklinde yer aldığı için ismi kuyruklu yıldız diyoruz. Evet, güneş sistemine bakmış olduğumuzda Merkür, Venüs ve Dünya'yı görüyoruz. Hemen Dünya'ya yakın gezegenler Mars, hemen akabinden Jüpiter, daha sonra Satürn, Uranüs ve Neptün. Bunların en dışında da Plüton geçiyor arkadaşlar. Bizim tabii ilgileneceğimiz bölüm coğrafya, biliyorsunuz ki Dünya ile ilgileniyor daha çok. Dünya, yani Dünya'nın şekline bakacağız şimdi. Dünya tam bir küre şeklinde değil arkadaşlar. Baktığımızda kutuplardan basık, ekvatordan şişkin bir şekle sahip. Buna da geoid diyoruz. Ekvatorun çevresine baktığımızda 40.076 kilometre. Kutuplar çevresi ise 40.009 kilometre. Aslına bakarsanız çok büyük bir fark yok. 60 kilometrelik bir fark var arada. Ancak bu 60 kilometre birkaç şeyi etkiliyor. Etkilemiş olduğu şeylerden bir tanesi yer çekimi arkadaşlar. Çekirdeğin kutuplara olan yakınlığı ekvatora olan yakınlığından daha yakın. Bu nedenle ekvatordan kutuplara doğru yürüyen bir kişi yer çekiminin arttığını hissedecektir. Ekvatorun çevresi kutupların çevresinden daha uzundur arkadaşlar. Geoid olmasının sonucunda. Kutup noktaları yerin merkezine ekvatordan daha yakındır. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe de yer çekimi artar. Bu dünyanın geoid olmasının sonuçları. Evet, yanda coğrafi koordinatları verilen merkezlerden oklar yönüne gidildiğinde yer çekimi durumunun aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? Arkadaşlar, şu çizgiye baktığımızda ekvator çizgisi 0 olarak kabul edilir. Eğer birinci numaradan başlayacak olursak 40 kuzeyden ekvatora doğru yaklaştığını görüyoruz. Ekvator çizgisi aşağıda kalıyor. Yani bir numarada yer çekimi azalacak. 2 numaraya baktığımızda burası güney yarıküre. Yani ekvator çizgisi yukarıda bir noktada kalıyor. Ok yönünde gidildiğinde ekvatora yakınlaştığımızı görüyoruz. Burada yine yer çekimi azalacak ekvatora yakınlaşıldığı için. 3 numaralı merkeze baktığımızda bu güney yarıkürede. Güney yarıküreden böyle aşağı doğru indiğimizde, yani 50 güneyden aşağı doğru indiğimizde güney kutbuna yaklaştığımızı görüyoruz. Burada yer çekimi artacak. Kuzey yarıkürede kuzeye doğru gidildiğinizde de yer çekimi artacaktır arkadaşlar. Yani azalır azalır artar artar olacak. Doğru cevap Ceyhan.
Dünyanın küresel şeklinin sonuçlarını inceleyecek olursak, geoiç şeklinin sonuçlarından bir tık farklı arkadaşlar. Dünyanın geoiç şeklinin sonucu olarak sadece yer çekimini alacağız ve ekvator çapının kutuplar çapından daha uzun olmasını alacağız. Ancak küresel şeklinin sonuçlarında dünya geoid değil, küre şeklinde olsaydı da bu durumlar gerçekleşirdi anlamında düşüneceksiniz. Güneş ışınlarının yere düşme açısı ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır arkadaşlar. Burada kastetmiş olduğu şey şu. Şuradan gelen bir güneş ışığına baktığımızda ekvatora yakın bir bölgede şuradaki açı çok daha dik ve dike yakın. Bakın kutuplara yaklaşıldığı zaman açı gittikçe daralıyor. Açı daralmış olduğu için de sıcaklık buna bağlı olarak azalıyor arkadaşlar. Sıcaklık ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır ya da düşer diyebilirsiniz. Dünya üzerindeki termik basınç merkezleri de dünyanın şekline bağlı olarak oluşuyor. Bakın sıcaklığı biz termometreyle ölçüyoruz. Dünyadaki en soğuk yerler ve en sıcak yerler ekvator ve çevresi, kutuplar ve çevresi. Bunların arasında sıcaklık farkının oluşmasındaki temel etken dünyanın şeklidir arkadaşlar. Eğer dünyamız şöyle kare şeklinde olmuş olsaydı kutuplar ve ekvator sıcaklıkları aynı olacaktı. Buna bağlı olarak da birbirleri arasında bir basınç farkı oluşmayacaktı. Ancak küre şekline sahip olmuş olduğu için kutuplar soğuk, ekvator sıcak. Dolayısıyla kutup bölgeleri hava soğuk olduğu için, soğuyan hava alçaldığı için yere yapmış olduğu baskı yüksek. Yani burada yükselen bir hava değil de yere yapmış olduğu baskıyı düşüneceksiniz. Yere yapmış olduğu basınç yüksek. Ekvator ve çevresinde ise hava sıcak olduğu için ve ısınan hava yükseldiği için yere yapmış olduğu basınç az, yani alçak basınç merkezlerini oluşturuyor. Cisimlerin gölge boyu ekvatordan kutuplara gidildikçe artar arkadaşlar. Bunu şöyle göstermek gerekirse şuraya bir insan çizmiş olduğumuzda, güneş ışını yolladığımızda gölgesi bu kadar olacak. Aynı adamı getirip kutuplara yakın bir bölgeye çizdiğimizde güneş ışığı çarptığında bakın gölgesi ne kadar uzadı. Kutuplara gidildikçe gölge boyu uzar arkadaşlar. Ve şunu da söyleyebiliriz. Eğer dönenceler arasında değilsek gölge yönü kuzeye düşüyorsa kuzey yarımkürede gölge yönü, bakın güney yarımküreye bir adam çizdim. Gölge yönü güneye düşüyorsa güney yarımkürede olduğunu söyleyebiliriz. Evet, haritada gösterilen merkezlerle ilgili aşağıdaki tabloda hangilerinin sıcaklık enlem ilişkisine örnek, hangilerinin sıcaklık enlem ilişkisine ters düşen durumlarda olduğunu işaretleyiniz demiş. Bakın enlem deyince enine olan çizgilere bakacaksınız. Enlemler paralellerle aynıdır arkadaşlar. Yani şu çizgiler. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık azalacak. Normal şartlarda sıcaklık enlem ilişkisine bağlı olarak. Ancak bu durum her noktada gerçekleşmez. Gerçekleşmediği durumlarda sıcaklık enlem ilişkisine ters düşer diyebiliriz. Örneğin Reykjavik için yıllık sıcaklık ortalamasının Jakarta'ya göre düşük olması. Reykjavik'e bakıyoruz İzlanda'da. Jakarta'ya baktığımızda ekvatora çok yakın. Sıcaklığın düşük olması gayet normal. Çünkü Reykjavik baktığımızda kutba yakın ve sıcaklığı düşük. Yani sıcaklık enlem ilişkisine bu bir örnek. Katmandu'nun Ocak ayı sıcaklık ortalamasının Houston'a göre daha düşük olması. Bakın Houston ve Katmandu aynı enlemdeler. Normal şartlarda sıcaklıklarının aynı olması lazım. Ancak Houston'un sıcaklığı Katmandu'dan daha yüksek. Bunun temel sebebi Katmandu'nun hemen Himalayaların birazcık daha kuzeyinde olması ve yükseltinin fazla olması arkadaşlar. Yani sıcaklık enlem ilişkisine ters düştü bu örnek. Cape Town'da yaz turizminin süresinin Kopenhag'a göre fazla olması. Cape Town Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 30. enleme denk geliyor arkadaşlar burası. Yani ekvatora yakın bir noktada. Kopenhag Danimarka'da daha kuzeyde. Dolayısıyla Cape Town'un daha sıcak olması ve yaz turizminin daha uzun sürmesi sıcaklık enlem ilişkisine bir örnek. Asva'nın Temmuz ayı sıcaklık ortalamasının Kita'ya göre daha yüksek olması. Bakın Asvan
Sahra Çölü'ne çok yakın bir bölgede. Keta ise ekvator çizgisi üzerinde. Ekvatorda sıcaklığın daha yüksek olması lazım. Ancak Asfan'daki sıcaklık daha yüksek. Çünkü çöl bölgesine çok yakın. Hatta çölün içinde, Sahra Çölü'nün içinde. Dolayısıyla bu durum sıcaklık enlem ilişkisine ters düştü. Evet, burada kalıcı kar sınırını göstermiş. Bakın bu yatay olarak görmüş olduğunuz çizgi şuradaki sıfır ekvator çizgisini gösterir bize. 90 ise kutup noktasını gösteriyor. Yani aslında şöyle bir durum var. Onu yatay bir şekilde göstermiş. Sıfırdan yani ekvatordan kutuplara gittiğimizde ne oluyor? Onu göstermiş bize. Baktığımızda ekvator çizgisi üzerinde diyor ki deniz seviyesi ve 2000 metre arasında hiç kar yağmaz diyor. Kar yağışları 2000 metre ile 5500 metre arasında gerçekleşir. 5500 metreden sonra olan bölgelerde ise hiç erimeyen karlara rastlayabiliriz. Yani kalıcı kar sınırı görülür diyor. Hiç erimeyen karlara toktaan denir arkadaşlar. Toktaan yıl boyunca erimeyen karlar. 28. paralele enleme geldiğimizde diyor ki deniz seviyesine yakın bölgelerde artık kar yağışı vardır. Ve 4800 metreden sonra da kalıcı karlar başlar. Yani 4800 metreden daha yukarılarda da kar vardır diyor. 46. paralele geldiğimizde 2500 metrelere kadar, 2700 metrelere kadar karların olduğunu söyleyebiliriz. Kar yağışı var. Deniz seviyesinde başlıyor. Ve 2750 metreden sonra da kalıcı karlar var. Yani hiç erimeyen karları görebiliyoruz. Türkiye'de bu rakam 3000 metrelere yakındır arkadaşlar. 62. paralele geldiğimizde 1000 metreden sonra diyor hiç erimeyen karlara rastlayabilirsiniz. Ve deniz seviyesinde yine kar vardır. Bakın 70. paralelle 90. paralel arasında da kalıcı karlar vardır diyor. Sıcaklığın kutuplara doğru azalmasına bağlı olarak gerçekleşen bir durum bu. Denizlerin tuzluk oranı ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır arkadaşlar. Çünkü ekvatordaki sıcaklık yüksek olmuş olduğu için buharlaşma fazladır. Su gider ve tuz kalır. Bu nedenle Akdeniz %38 tuzluğa sahipken Karadeniz'de bakın bu rakam %18'lere kadar düşmüş. Yani kutuba doğru yaklaştığımızda tuzluk azalıyor. Kalıcı kar alt sınırı yani karların başlamış olduğu son nokta bakın ekvatorda bu 5500 metrede. Yerleşme sınırı insanların yaşayabildikleri son nokta. Bakın deniz seviyesinde yaşayabilir bu insanlar çünkü toprağa işleyebilirsiniz. Ta ki nereye kadar? Kalıcı karların başlamış olduğu noktaya kadar. Yani 5500 metreye kadar bu alanda insanlar yerleşebilir, tarım da yapabilir ve bu alana kadar ormanlar da yetişebilir. Yerleşme, tarım ve orman üst sınırı ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır arkadaşlar. Düşer diyebiliriz. Azalır ya da düşer. Artık kutuplara vardığımızda kalıcı karlara deniz seviyesinde rastlayabiliyoruz ve yerleşmelerin olmadığını görebiliyoruz. Evet, bir örneğe baktığımızda X merkezinde denizin tuzluk oranı Y merkezine göre daha fazladır. O zaman X merkezi ekvatora yakın olacak. Y ise kutba yakın olacak. Bu duruma bakarak diyor, X ve Y merkezleri ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur? Şöyle resmedecek olursak, X merkezi ekvatora yakın, Y merkezi kutba yakın ama bu kuzey yarımkürede olacağı gibi güney yarımkürede de aynı durum gerçek olabilir. Y merkezine güneş ışınları daha büyük açıyla gelir. Y merkezi kutba yakın olduğu için bu gerçekleşmez. X ve Y merkezlerinin yarım küreleri aynıdır. Arkadaşlar aynı olacak diye bir kaide yok. Bakın X merkezi güney yarımkürede ve ekvatora yakın olabilir. Y merkezi ise kutba yakın ve farklı yarımkürede olabilir. Güneyden esen rüzgarlar Y merkezinde sıcaklığı arttırır. Bu durumu bilemiyoruz çünkü yarı küresini bilmiyoruz. Aynı boyuttaki cisimlerin öğle vakti gölge boyu X merkezinde daha kısadır. X merkezi ekvatora daha yakın olduğunu söylemiştik. Bu durum gerçekleşecektir. Doğru cevabımız Denizli olacak.
Evet. Aşağıda 3 farklı merkezde kalıcı kar alt sınırları verilmiş. Verilen merkezlerle ilgili ekvatora yakın olandan uzak olan noktaya doğru sıralayınız. Bakın 4800 metrede başlamış Y merkezinde karlar, yani erimeyen karlar. Yukarılarda başlamış. Bunun altında kar yok. Demek ki Y merkezi ekvatora yakın. Ekvatora en uzak nokta ise Z merkezi. Çünkü deniz seviyesine çok yakın bir metrede, 600 metrede başlamış. Bu da kutba yakın diyeceğiz. Dolayısıyla Y, X ve Z olacak cevabımız. Doğru cevabımız Ceyhan olacak. Güneş ışınlarının atmosferdeki tutulma oranı ekvatordan kutuplara gidildikçe artar arkadaşlar. Bunu şu şekilde göstereceğim size. Atmosfer yerden başlar ve 10.000 kilometre kadar yukarı çıkar. Evet, şurası yerküre olsun, litosfer. Şöyle atmosferi resmedelim. Bakın güneş ışığı güneşten gelsin ve atmosfere girsin şu noktada. Dik bir açıyla ulaştığında, dik ve dike yakın, atmosferde kat ettiği yol bu kadar. Ancak eğik bir açıyla geldiğinde atmosferde kat etmiş olduğu yol epey bir uzuyor. Buna bağlı olarak da ısı kaybı fazla oluyor. Dolayısıyla enerjisi de azalmış oluyor arkadaşlar. O yüzden eğik bir açıyla geldiğinde, yani tutulma arttığında, sıcaklık da azalıyor. Kuzey yarımkürede kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı azaltır. Güney yarımkürede güneyden. Bunu şu şekilde gösterebilirim size. Kuzey yarımküredeki X noktasına baktığımızda kuzeyden gelen rüzgarlar kuzey kutbundan gelmiş olduğu için soğuk hava getirecektir. Ancak güneyinden gelen rüzgarlar ekvator yönünden geleceği için, yani sıcak bir noktadan geleceği için sıcaklığı arttıracaktır. Y'ye baktığımızda ise Y'nin kuzeyinden gelen rüzgarlar ekvator yönünden geleceği için sıcaklığı arttıracaktır. Güneyinden gelen rüzgarlar Antarktika yönünden geleceği için sıcaklığı azaltacaktır. Yani rüzgarların geliş yönüne göre sıcaklığı arttırması ya da azaltmasından biz yarım küresini anlayabiliyoruz. Buna özellikle dikkat edin arkadaşlar. Evet, şimdi geldik paralellere. Paraleller eşittir enlemler diyebiliriz. Bakın burada dikkat etmemiz gereken nokta sıfır çizgisi. En uzun paralelimiz bizim. Sayılar yukarı doğru artıyorsa 10, 20, 30, 40 burası kuzey yarımküre. Ben anlıyorum ki yukarı doğru bir artış varsa bunun güneyinde ekvator var. Yani ekvatorun kuzeyinde kalıyor ve kuzey yarımküre. Sayılar aşağı doğru güneye doğru artıyorsa 10, 20, 30 diye o zaman anlıyorum ki burası güney yarımkürede oluyor. 90 kuzey yarımkürede, 90 güney yarımkürede toplam 180 tane bizim paralelimiz var. Dünyanın ekseni çevresinde dönmesiyle oluşan çizgisel hız ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır arkadaşlar. Tan yani şafak vakti ve grup vakti, yani bu da gün batarken geçen süre, ekvatordan kutuplara gidildikçe uzar diyebiliriz. Yani romantizm yapacaksan kutuplara gideceksin. Gün doğumunu ve gün batımını bazı noktalarda saatlerce izleyebilirsiniz. Ekvatorda ise bu olay çok kısa bir sürede cereyan eder. Gün doğumu ve gün batımı esnasında geçen süre çok kısıtlıdır. Çünkü çizgisel hız yüksektir. Yani güneşin bir çizgiyi tarama hızı ekvatorda çok hızlı olacağı için bu durum hızlı gerçekleşir. Evet, çizgisel hızın oluşmasının nedeni dünyanın kendi ekseni çevresinde dönmesi iken hızın ekvatordan kutuplara azalmasının nedeni ise dünyanın küresel şeklidir. Bunu meridyenleri gördüğümüzde çok daha net bir şekilde anlayacaksınız neden kaynaklandığını. Evet, örnek 5. Eşit mesafede kuzeye doğru yol alan 5 araştırmacı grubun gözlemlediği çizgisel hız değişimi yandaki grafiklerde verilmiştir. Buna göre araştırma gruplarından hangisinin güney yarımküreden kuzey yarımküreye geçtiği söylenir? Yani iki yarımkürede de yer alacak.
Güney yarıküreden kuzey yarıküreye doğru gittiğinizde, yani şu bir noktasından iki noktasına doğru gitmiş olduğunuzda ekvatora yaklaşmış olursunuz. Dolayısıyla ekvatora yaklaştığınız için çizgisel hız ilk başta artacak. Ekvatorda en yüksek olacak. Ekvatordan uzaklaşmaya başladığımız için kuzey yarıküreye geçtik ve kutupa doğru yaklaşıyoruz. Orada da çizgisel hız azalacaktır. Bu şekle uygun olan 4 numaralı merkez olacak. Evet, ardışık iki meridyen yayı arasındaki uzaklık ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır. Bakın kastetmiş olduğu şey şu. Arkadaşlar kuzey kutbundan güney kutbuna kadar inen 180 doğuda 180 batıda toplam 360 tane olan boyları birbirine eşit olan hayali çizgilere biz meridyenler diyoruz. Bakın bu meridyenlerin arasındaki mesafe kutuplara gidildikçe daralıyor arkadaşlar. Ekvatorda ise iki meridyen arasında 111 kilometre mesafe vardır. Bunu bilebiliriz. Ancak kutba doğru bu mesafe gidildikçe daralır. Dolayısıyla bakın burada 1 numara, 2 numara ve 3 numarayı vermiş. Dikkat edersek şunu görürüz. 2 numaranın en kuzey ile en güney arasında 15 paralel var. 1 numaranın en kuzey ile en güney arasında 15 paralel var. 60'dan 75'e. 3 numaranın da en kuzey ile en güneyi arasında 15 ve 30, yine 15 paralel var. Yani 1, 2 ve 3'ün kuzeyi ile güneyi arasındaki uzaklık eşit arkadaşlar. Ancak doğusuyla batısı arasındaki mesafeler aynı değil. Baktığımda zaten görüyorum burada. 2 numaralı merkez ekvatora çok yakın. Ekvatorda meridyenlerin arasındaki mesafe fazla olduğu için burada çok fazla yer kaplamış. 1 numara ise kutba yakın olduğu için meridyenlerin arasındaki mesafe daralmış ve çok daha az yer kaplamış. 3 numarada ise bu durum ikisinin ortasında. Ekvatora daha yakın olan bölgenin kapladığı alan daha fazladır arkadaşlar. Bakın şöyle bir örnek daha vereyim. 2 numaranın mesela 0 ve 15 paraleli arasında kuzey yarımkürede. 0, 15 güney paralelinde de şöyle bir 5 numaramız olsaydı 2 ile 5'in alanları birbirine eşit olacaktı. Yani ekvatora olan uzaklıkları eşitse ve boylam farkları birbirine eşitse o zaman bunların alanı eşit olur arkadaşlar. Evet, aynı boylam üzerinde bulunan merkezlerin başlangıç meridyenine uzaklıkları farklıdır. Bu nedenle ekvatora olan merkez daha yakındır. Ekvatora daha yakın olan merkez başlangıç meridyenine daha uzaktır. Şuradan göstereyim hemen. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunların hepsi aynı boylam üzerindeler. Yani aynı meridyen üzerindeler. Dolayısıyla şöyle düşünüyoruz hemen. Bunların başlangıç meridyeni uzaklığı aynıdır. Ama öyle değil. Dünyanın şeklinden dolayı bakın kutba yakın olan 1 numaralı merkez başlangıç meridyenine çok yakın. Ekvatora yakın olan 5 numaralı merkez ve hatta ekvator üzerinde 5 numaralı merkez ise başlangıç meridyenine çok çok uzak bir mesafede. Aynı mesafe yol gidildiğinde doğuya ve batıya doğru kutuplara yakın yerlerden daha fazla meridyen geçilir. Bakın burada 333 kilometre geçtiğinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane meridyen geçtiğini görüyoruz. Ama ekvatora baktığımda 333 kilometrede 1, 2, sadece 3 tane meridyen geçebilmişiz. Bu durum aynı zamanda yerel saat farklarını da oluşturur. Bakın meridyenlerin arasında 4'er dakika zaman farkı vardır. Dolayısıyla kutba yakın bir noktada 333 kilometre gittiğinizde birçok 4 dakikanın üzerinden geçersiniz. Yani yerel saat farkı başladığınız noktayla bitirdiğiniz nokta arasında çok fazla olacaktır. Ancak ekvator üzerinde bu kadar zaman farkı olmaz. Sadece 4 dakika, 4 dakika, 4 dakika, 12 dakikalık zaman geçmiş olursunuz. Evet, örnek 6 coğrafi koordinatları verilen KLMN bölgeleriyle ilgili hangileri doğrudur demiş.
Bakın K merkezine baktığımda 10-11 sayı yukarı doğru artmış. Demek ki ekvator çizgisi burada. Burası kuzey yarıkürede. L'ye baktığımda 77-78 yukarı doğru sayılar artmış. Yine kuzey yarıkürede. 44-45 güneye doğru sayılar artmış. Demek ki ekvator yukarıda bir noktada. Burası güney yarıkürede yer alacak. Ekvatora en yakın nokta K merkezi, kutba en yakın L merkezi, orta kuşakta olan ise M merkezi. K, L, M bölgeleriyle ilgili hangileri doğrudur? M bölgesinin izdüşümsel alanı L bölgesinden daha fazlayken K bölgesine göre daha azdır. Evet, şimdi bu ortada kalan bir merkez, bunu söyleyebiliriz. M merkezi orta kuşakta. Kutba yakın olan merkezden daha fazla bir yer kaplamış. Bakın hepsinin arasında 70, 71, 69, 70, 21, 22 birer meriden geçmiş ve birer paralel geçmiş. Şöyle baktığımızda rakamsal olarak sanki hepsi eşit gibi görülüyor. Ancak öyle değil. Durum şu aslında. Şöyle ekvator çizgisini çekecek olursak. K merkezi şurada bir yerde. L merkezine bakıyorum. Kuzey yarıkürede kutba çok yakın. Şurada bir yerde. L merkezi. M merkezi güney yarıkürede orta kuşakta. O da şurada bir yerde olacak. K bölgesinin en batısındaki boylamın. Bakalım en batısındaki boylam. K bölgesi aynı zamanda şöyle bir çizgi çekecek olursak. Kuzey yarıkürede. Ve doğu yarıkürede, yani şurası K bölgesi ise K bölgesinin en batısındaki boylam şu nokta. Başlangıç meridyeninde olan kuş uçumu uzaklığı L bölgesinin en doğu boylamına göre L bölgesi bakın kutba yakın bir noktada en doğusundaki boylamına göre daha fazladır. Bunu da söyleriz arkadaşlar. Çünkü şuradaki mesafe çok daha kısa. K ve L bölgelerinde kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürürken K kuzey yarıkürede kuzeyinden esen rüzgar sıcaklığı düşürecek. L yine kuzey yarıkürede kuzeyden esen rüzgar kutbun yönünden gelecek ve sıcaklığı azaltacak. M bölgesinde güneyden esen rüzgar sıcaklığı düşürür. Doğru. M de güney yarıkürede. Güneyden esen rüzgar sıcaklığı düşürecek. Yani doğru cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Evet, yandaki şekilde numaralanmış bölgelerin doğu batı doğrultusundaki kuş uçumu uzaklıkları aynıdır. Buna göre numaralanmış bölgelerin hangisinden geçen meridyen sayısı daha fazladır? Kutba yakın bir nokta seçmiş olduğumuzda meridyenlerin arasındaki mesafe daralacağı için daha fazla meridyen geçilecek. Dolayısıyla 5 numaralı merkez kutba en yakın yer. Doğru cevabımız Edirne olacak. Evet, ekvatorda gece gündüz süresi her daim eşittir. 12 saat gece, 12 saat gündüz. Bu yıl boyunca böyledir arkadaşlar. Hiçbir zaman değişmez. Kutup yıldızı sadece kuzey yarıkürede görülür. Bakın, kuzey kutup noktasındaysanız kutup noktasını tam tepede görürsünüz. 45 enlemindeyseniz kutup yıldızını tam böyle 45 derecelik bir açıyla görürsünüz. Ancak kutup yıldızı sadece kuzey yarıkürede görülür. Genelde de gece baktığımızdaki en parlak yıldızdır. Güney yarıkürede kutup yıldızı görünmez. Ekvatordan kuzeye doğru gidildikçe kutup yıldızının görünüm açısı büyür arkadaşlar. Güney yarıkürede yoktur. Kutup noktasında 90 derecelik açıyla görür. Evet, Antalya'dan yola çıkan bir gözlemci gittiği yörede kutup yıldızını daha büyük açıyla görmüş. O zaman bu adam Antalya'dan kuzeye doğru yürümüş. Kuzey kutbuna doğru yürümüş. Türkiye'nin paralellerini hatırlamamız gerekiyor bu noktada. Türkiye 36-42 kuzey paralelleri arasında yer alır arkadaşlar. Yani buradan daha yukarıda bir yer seçeceksiniz.
Doğru cevap burada Adana oluyor. Çünkü 50-51, bakın Türkiye'den daha kuzeyde bir yerde. Bolu'yu eliyoruz. 19-18, bu Türkiye'den güneyde. 45-46 demiş ama Ekvator yukarıda kalıyor. Burası güney yarımküre. Kutup yıldızını göremezsiniz. Yine 68-69 güneye doğru sayı büyümüş. Güney yarımküre. 28-29 evet kuzey yarımküre ancak Türkiye'den daha güneyde bir yerde. O yüzden Edirne'yi de eliyoruz. Evet, ekvatordan kutuplara gidildikçe gelişen değişime karşı belirli şeyleri söyleyeceğiz şimdi. Güneş ışınlarının düşme açısı kutuplara gidildikçe azalır. Paralellerin çevre uzunluğu azalır. Cisimlerin gölge boyu uzar. Kalıcı kar alt sınırı arkadaşlar azalır. Deniz seviyesine yaklaşacağı için. Yani kalıcı kar alt sınırı deyince daha az kar gibi var gibi düşünmeyin. Deniz seviyesine yakın bir noktada başlandığını düşüneceksiniz. Denizlerin tuzluk oranı azalır arkadaşlar. Yer çekimi artacak kutuba doğru. Çizgisel hız azalacak. Ardışık iki meridyen arasındaki kuş uçumu mesafe kutuba doğru azalır. Tam ve grup süresi yani gün doğumu ve gün batımı süresi uzar diyeceğiz. Evet, dünyanın şeklinin geoid olduğunu kanıtlar. Bakın yer çekimi ile ilgili bir şey arayacağız ya da ekvator çapının kutuplar çapından daha uzun olması ile ilintili bir şey arayacağız. Ekvatorda gece gündüz süresinin eşit olması dünyanın küresel şeklinden de kaynaklı olabilirdi. Güneş ışınlarının atmosferdeki tutulma oranı kutuplarda fazla olması yine geoid değil küresel şeklinin bir sonucu. Bakın yer çekiminden bahsetmiş. Ekvatorun yeri merkezine olan uzaklığının kutuplara göre daha fazla olması. Bu da geoid olmasını kanıtlar. Cevabımız 3 ve 4 olacak. Güneş ışınlarının düşme açısının sıcaklık üzerindeki etkisi dikkate alındığında aşağıda coğrafi koordinatları verilen merkezlerin hangisinde yıllık ortalama sıcaklığının diğerlerine göre daha düşük olması beklenir? Kutba en yakın noktaya bakacaksınız. Arkadaşlar yapılan bir hata var. O hata şu. Böyle bir şey geldiğinde, böyle bir soru geldiğinde meridyenlerin hiçbir önemi yok. Çünkü meridyenler bakın diyelim ki 10 doğu meridyeni. Ya bu 10 doğu meridyeni kutuptan da geçiyor, ekvatordan da geçiyor, orta kuşaktan da geçiyor. Bu size bir bilgi vermez. Burada bakacağınız paralellere bakacaksınız. Yani enine olan çizgilerin yanındaki sayılara. Sıcaklığın düşük olması beklenir diyorsa kutba en yakın yeri seçeceksiniz. 60 kuzey. Burada doğru cevabımız olacak. Diğerleri ekvatora yakın çünkü. Çizgisel hız diğerlerine göre daha fazladır. Bakın bunu biraz açmak istiyorum. Şimdi meridyenlerin arasındaki mesafe ekvatordan kutuplara gidildikçe azalıyor demiştik. Ancak iki meridyen arasında 4 dakika zaman farkı vardır ve bu bütün dünyada bu şekildedir. Yani bu şu anlama geliyor aslında. Dünya biliyorsunuz batıdan doğuya doğru kendi ekseni etrafında dönüyor. Güneşin bir meridyenden diğerine gitmesi 4 dakika. Bu dünyanın her yerinde böyle. Yani şurada baktığımızda Güneş A noktasından B noktasına 4 dakikada gidiyor. Bakın burada çok uzun bir mesafe var ve 4 dakikada varıyor. Kutba yakın yerde meridyenlerin arasındaki mesafe çok azalıyor. Burada da 4 dakikada gidiyor. A noktasından B noktasına gidene kadar 4 dakikada gidiyorsa çok uzun bir mesafe olduğu için şurayı hızlı geçmek zorunda. Yani bu çizgiyi hızlı bir şekilde taramak zorunda. O yüzden ekvatorda çizgisel hız fazla. C'den D'ye giderken ise aradaki mesafe çok az. 4 dakika zamanı var. Dolayısıyla çok daha yavaş gitse C'den D'ye varabilir 4 dakika içinde. Dolayısıyla kutuplarda ise çizgisel hız daha az oluyor. Bu da güneşin doğarken ve batarken geçirmiş olduğu süreyi etkiliyor. Kutuplara yakın yerde bunu saatlerce bazen izlersiniz bazı tarihlerde. Ekvatorda ise bu hemen meydana gelir. Çizgisel hız daha fazla dediğine göre burada 2 numaralı merkezi alacaksınız. 2 numaralı merkezde çizgisel hız daha fazladır. Çünkü ekvatordadır. Bakın burada Nijerya var. Bunu da unutmayın. Hemen ekvator çizgisinin olduğu bir bölgede. Afrika'nın en fazla petrol çıkartan ülkesi, doğalgaz çıkartan ülkesi burası.
Aynı zamanda şöyle de bir genelleme yaparız genelde. Ekvatorda nüfus yoğunluğu azdır deriz. Ama bu Nijerya Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi. Aşağıda coğrafi koordinatları verilen bölgelerin hangisinde iz düşümsel yüz ölçüm diğerlerine göre azdır? Bakın iz düşümsel dediği her noktayı düz kabul ediyorsunuz. Yani yer şekilleri, engebe, dağlık alanlar hiçbir şekilde dikkate alınmıyor. Buradaki taralı alanların hepsini düz kabul edeceğiz. İz düşümsel yüz ölçüm daha azdır. Bakın doğusuyla batısı arasında bir meridyen. Hepsinin birer meridyen geçmiş. Hepsinin de kuzey ile güneyi arasında birer paralel geçmiş. Sanki böyle bakınca eşit gibi duruyor değil mi? Ama yüz ölçümü az olan noktaya baktığımızda şöyle kutba yakın noktalarda bakın meridyenlerin arasındaki mesafe daralacağı için burada iz düşümsel alan en az olan kutba en yakın olan nokta yani Ceyhan olacak. Kutba yakın olanı sağdaki çizgilerden anlıyorduk. Evet, geçtik. Evet, tabloda 5 merkez enlem ve boylam dereceleri verilmiş. Tabloda verilen merkezlerden hangisinin başlangıç meridyeni olan kuş uçumu uzaklığı diğerlerine göre daha fazladır? Bakın şöyle göstereyim size. Şu tarafa çizeyim. Yuvarlan çok güzel olmadı. Tahtada güzel oluyor ama burada bu şekilde. Arkadaşlar 5 merkezin hepsi 10'ar meridyenlerinde ama kimi 10 doğu kimi 10 batıda. Kutba yakın olan bir yerde başlangıç meridyeni olan yakınlık bakın şurası başlangıç meridyeni olsun. Şurası A noktası. Yakınlık çok yakın oluyor. Ekvatora yakın olan noktada ise çok uzak olmuş oluyor. Daha uzak olan yeri sormuş bize. O yüzden ekvatora en yakın yeri alacaksınız. 1 numara, 5 numaralı merkez burası. Aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olan bir yörenin kesinlikle kuzey yarımkürede yer aldığı söylenir? Tam ve grup süresi kısa olan bu kutba yakın olduğunu gösterir. Güney kutbunda da bu durum gerçekleşebilir. Denizlerdeki tuzluk oranı fazla olan ekvatora yakın olduğunu söyler bize. Güney yarımkürede de olabilir ekvatora yakın olup. Kalıcı kar alt sınırı yüksek olan ekvatora yakın olduğunu gösterir. Kutup yıldızını 45 dereceyle gören bir yer kesinlikle kuzey yarımkürededir. Çünkü sadece kuzey yarımkürede görüldüğünü söylemiştik. Evet, dünyanın genel görüntüsü küreyi andırmakla birlikte şeklinin tam bir küre olmadığı, kürenin biraz boyut değiştirmiş hali olduğunu yapılan ölçümler ile kanıtlanmıştır diyen bir kişi söylediğine yukarıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterir demiş. Ekvatordaki çizgisel hızın 1670 kilometreden fazla olması bu dünyanın dönüşüyle alakalı ve küresel şekliyle alakalı. Ekvatordaki yarıçapın kutuplardaki yarıçaptan 21 kilometre daha uzun olması bunu gösterecektir. Dünyanın geodet olduğunu kanıtlar. Ekvatordaki kalıcı karlarının 5000 metreden daha yüksekte başlaması bu dünyanın küresel şeklinin bir sonucudur. Ekvatorun sıcak olduğunu gösterir. Geodet olduğunu göstermez. Ekvatordaki paralelin kutuplardaki paralel kutuplardan geçen meridyenden daha uzun olması bunu söyleriz arkadaşlar. 2 ve 4 olacak doğru cevabımız. Özelliklerden kaç tanesinin L merkezinde daha fazla olduğu söylenebilir? Bakın K ve L ikisi de deniz kenarında yer almaktadır. K merkezinde yıl boyunca termik alçak basınç etkiliyken bunu köyün başında görmüştük. Termik alçak basınç ekvatorda yer alıyor. Yani K merkezinde ekvatorda diyebiliriz. L merkezinde de termik yüksek basınç etkilidir diyor. L merkezi kuzey kutbunda da olabilir, güney kutbunda da olabilir. Buna göre KL merkezleri karşılaştırıldığında özelliklerden kaç tanesinin L merkezinde daha fazla olduğu söylenebilir? Denizlerdeki tuzluk oranı L'de fazla değil, azdır. Kalıcı kar alt sınırın yükseltisi L'de fazla değil, azdır. Yer çekimi kuvveti fazladır arkadaşlar L'de, kutba yakın çünkü.
Sıcaklığı fazla değil, azdır. Yerleşme üst sınırı fazla değil, azdır arkadaşlar. Evet, doğru cevabımız bir numara olacak. A şıkkı, bir tane doğru bildik. Evet, üçüncü soruya bakacak olursak, yukarıdaki verilen durumlar neden sonuç ilişkisine göre sıralanmak istenirse aşağıdakilerden hangisi gibi sıralanması beklenir? Tam ve grup süreleri kutuplara doğru gidildikçe uzar. Paralel dairelerin uzunluğu kutuplara doğru gidildikçe kısalır. Çizgisel hız kutuplara doğru gidildikçe azalır. Arkadaşlar burada paralel daire uzunluğu kutuplara doğru gidildikçe kısaldığı için, yani dünyanın şeklinden dolayı, çizgisel hız kutuplara doğru gidildikçe azalır. Bundan dolayı da tam ve grup süreleri kutuplara doğru gidildikçe uzar. Yani doğru cevabımız 2, 3 ve 1 olacak. Evet, örnek 4'e baktığımızda hangisi söylenemez demiş. 5 tane merkez var burada görmüş olduğumuz. 5 numaralı merkeze bakacak olursak Antarktika, Güney Afrika Cumhuriyeti, hemen Ekvator'da Alaska Eyaleti ve hemen İspanya ya da Portekiz bölümü. Bu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 1 numaralı yerde basınç değerleri yıl boyunca yüksektir. Kutba yakın bölgelerde termik yüksek basınç var. Bu doğrudur. 2 numaralı yerde kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürür. Bakın 2 numara kuzey yarımkürede. Kuzeyden gelen rüzgar kutuptan geleceği için sıcaklığı düşürür. Bu da doğru. 3 numaralı yerde orman üst sınırı yüksektir. Yani ormanların yetişebileceği en son nokta yüksektedir diyor. Yani deniz seviyesinde orman vardır ve bu ormanlar çok yukarı çıkabilir. Çünkü kalıcı karlar çok yukarıdan başlar. Bu da doğru. 4 numaralı yerde cisimlerin gölgesi öğle vakitlerinde yıl boyunca güneye doğru düşer. 4 numaralı merkez arkadaşlar güney yarımkürede ve güney yarımküredeki yerlerde, dönenceler haricinde, dönencelerde kutup noktası arasında hep güneye düşecektir. 5 numaralı yerde kutup yıldızını görme açısı büyüktür. Bir kere kutup yıldızı kuzey yarımkürede görülüyor, güney yarımkürede görülmüyor. O yüzden bu yanlış olacak. Evet, 4 farklı merkezin koordinatları verilmiştir. Buna göre verilen merkezlerle ilgili hangisi söylenemez? Bakın, X, Z, Y ve Q merkezleri, bunların hepsi kuzey yarımkürede. Ve 30-40 sağa doğru sayılar büyüdüğü için şöyle aynı zamanda da doğu yarımkürede yer alıyorlar. X ile Y merkezleri arasındaki kuş uçumu uzaklık. Bakalım hemen. X ve Y kuş uçumu uzaklık. Z ile Q merkezleri kuş uçumu uzaklığa göre daha azdır. Doğru. Kuzey yarımkürede yer alacakları için kuzeye doğru gidildikçe şöyle meridyenlerin arasındaki mesafe daraldığı için, yani şuraya X dersek şuraya Y deriz şu noktaya. Şuraya Z dersek şuraya da Q deriz. Dolayısıyla X'in Y'ye olan yakınlığı Z'nin Q'ye olan yakınlığından daha yakındır, daha azdır. Bunu söylüyoruz arkadaşlar. X ve Z merkezlerinin başlangıç meridyenine olan kuş uçumu uzaklıkları eşittir. Bakın X ve Z, bunlar farklı kuzey güney aralığındalar. Yani X buradaysa Z burada. Dolayısıyla bunların başlangıç meridyenine olan uzaklığı eşit değildir arkadaşlar. X merkezi başlangıç meridyenine daha yakındır. Doğru cevabımız Bursa olacak. Evet, bu föyünde sonuna geldik arkadaşlar. Dünyanın hareketleri föyünden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.